Bakalım 83'ten 25 çıkarabilecek miyiz? Ya da şöyle sorayım. 83 eksi 25 kaçtır? Hadi, videoyu durdurun, bir de siz deneyin. Tamam, denediğinizi varsayıyorum. Hadi o zaman başlayalım. Önce birler basamağından başlayacağız. Yukarıda 3 tane 1 var ve aşağıda da 5 tane 1. Yani 3 birlik ve 5 birlik. Evet ama 3 tane birden 5 tane bir çıkmaz ki. 5, 3'ten büyük bir sayı. Peki ne yapacağız? Yan basamaktan borç alacağız. Onlar basamağından biraz borç alıp, birler basamağına koyacağız. Kafanız karıştı mı? Karışmasın. Bu işlemi üç farklı şekilde yapacağız. Ve umarım böylelikle neler olup bitiyor daha kolay anlayacağız. Bu üç birliğin daha çok birlik olmasını istiyoruz değil mi? Yani burasının en az 5 ya da 5'ten büyük bir sayı olması lazım. Bunu nasıl yapacağız? Onlar basamağından bir onluk alacağız. Burada 8 onluk var. Birini aldık, 7 onluk kaldı. Peki aldığımız onluğu buraya eklersek burası kaç olur? 10 artı 3 eşittir 13. Burası 13 oldu. 83, 8 onluk ve 3 birlik demek. Bunu 7 onluk ve 13 on birlik olarak da düşünebiliriz. 13 birlik eksi 5 birlik ne eder? 8 birlik eder. Onlar basamağına bakalım. 7 onluk eksi 2 onluk 5 onluk eder. Cevabımız 5 onluk ve 8 birlik. Yani 58. Farklı yollarla çözeceğiz demiştik. Hadi şimdi başka bir şekilde deneyelim. 83'ü 80 artı 3 olarak yazabiliriz. Bu 83 ile aynı şey değil mi? Burada da 8 tane 10 artı 3 bir var, burada da. 25'i de aynı şekilde yazalım. 20 artı 5. 20 artı 5'i çıkaracağız. O yüzden bunu farklı şekilde yazalım. Başlarına eksi koyalım. 20 çıkaracağız. Yani 2 tane onluk çıkaracağız ve 5 birlik çıkaracağız. Yani 5 tane 1. Bir. bir sayıdan 25 çıkarmak, o sayıdan önce 20, sonra da 5 çıkarmakla aynı şey. Tamam, hadi şimdi çözmeye başlayalım. Hadi, Geçen sefer yaptığımız gibi yapalım. İlk olarak birler basamağına gidelim. Yani yine 3'ten 5 çıkarmamız gerekiyor. Ama o çok zor. Gelin yine onlar basamağına bakalım. Eğer buradan 10 alırsam burası 70 olacak ve burası da 10 artı 3'ten 13 olacak. Bakın değeri değiştirmedim. 70 artı 13 hala 83 ediyor. Ama artık birler basamağında 13'ten 5'i çıkarabilirim. 13'ten çıkarırsam 8 olur. Sonra 7 10'dan 2 10 çıkarırsam, yani 70'ten 20 çıkarırsam 50 olur. Yani 5 tane onluk. Ne etti? 50 artı 8. Yani 58. 5 tane 10 ve 8 tane 1. Aslında bunların hepsi aynı şey. Ben sadece farklı şekillerde yazıyorum ki iyice anlayalım. Diğer bir şekilde yazalım şimdi de. 8 onluk artı 3 birlik. Burası onlar basamağı, burası da birler basamağı. 8 tane 10, 3 tane 1. 2 onluk ve 5 birlik çıkaracağım. Eksi 2 onluk, eksi 5 birlik yazalım. 25, 20 onluk ve 5 birlik demekti. Yani 25 çıkarırken aslında önce 20 onluk, sonra da 5 birlik çıkarıyoruz. Hadi işlemi yapalım. Tam çıkarma işlemimizi yapmak için birler basamağımıza, yani Birlere yöneldiğimizde yine üstteki sayının küçük olduğunu görüyoruz. E, hadi o zaman onu büyütelim. Yine aynı şekilde yan basamaktan borç alacağız ve 8 onluk yerine 7 onluğumuz kalacak. Aldığımız onluğu birler basamağına koyacağız. Bir tane onluk, 10 tane birlik eder. Burası 13 birlik oldu. Ve artık çıkartabilirim. 13 birlik eksi 5 birlik, 8 birlik eder. 7 onluk eksi 2 onluk eşittir 5 onluk. İşte bitti. Başardık. Bunların hepsi aynı işlemi çözmenin yolları.